insanlar, sözler, kitaplar, amacın sizi gaza getirmek değil sevgili dostlarım. Ömür boyu bekler. O seni merak etme, bulacak. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz Çalışma Odama hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Hocam nasıl motive olunur? Nasıl motivasyonumu sağlarım? Ders çalışma isteğini nasıl getiririm? Bundan bahsedeceğiz sizlere. Klasik tavsiyeler içermez. Yani size gaza getireyim, video izlensin tarzında bir amacım, güdüm yok zaten. Oradan buradan duyduğunuz klasik tavsiyeler yer almayacak. Peki gelin hayatın içinden gerçek tavsiyeler vereyim size. Öncelikle bir sorunlarımız neler motive olmakla ilgili? Hocam motive olamıyorum. Bazen çok çalışmak istiyorum. Bazen hocam zırnık çalışasım yok. Dersin başına oturamıyorum bile. Motivasyon videosu izliyorum ama motive olamıyorum. Tonla video var, hepsini izlemiş YouTube'da. Ama bir türlü motive olamamış, dersin başına oturamamış. Eminim çoğunuzun başına gelmiştir. Motivasyon filmler, sözler, kitaplar, rehberlik kanalları izle ama bir türlü dersin başına geçememişsindir. Canın istemiyordur. Motivasyonu bekliyorum ama gelmiyor. Peki ne yapmalıyız? Şimdi öncelikle gaza gelmekle motivasyonu birbirinden ayırt etmek istiyorum size. Ve amacım sizi gaza getirmek değil sevgili dostlarım. Motivasyon sağlamak, motive etmek. Çoğu kanal motivasyon adı altında, kanal demeyelim, çoğu video motivasyon adı altında gaza getirme videoları çeker. Hadi yapabilirsin, sen çözersin, sen derece yaparsın ve benzeri cümlelerle kendisini izlettir. Gaza gelmek dışarıdaki etmenlere bağlıdır. Bir video izlersin, bir arkadaşın vesaire bir şeyler söylemiştir. Gaza gelirsin. Anlıktır, etkisi kısadır. Oturursun 3-4 saat, bazen 7 saat çalışırsın, yarın sıfır. Genelde sonuç başarısızlıkla sonuçlanır. Gaza gelmeyi lütfen bırakın sevgili dostum. Tamam, gaza gelmek eğlencelidir. Bazen çok büyük işlere kalkışırsın ama sonuç genelde, eminim herkes yaşamıştır, başarısız olur. Gaza gelmişsindir, 8 saat ders çalışacağım diye oturursun. 2. saatte tık biter. Hemen ne yaparsın? Yeni motivasyon videoları. Bir daha gaza gelmeyi beklersin. O da artık ne zaman gelir kim bilir. Motivasyon nedir? Dışarıdaki etkenlere bağlı değildir. Uzun sürelidir, etkisi yüksektir ve sana başarı getir. Peki hocam nasıl motive olacağız? Herkes bunu istiyor tabii ki de. Dikkat! Motive olmak anlık bir şey değildir. Motive olmak bir süreçtir. İnsanlar gaza gelmeyle, gaza gelmek anlıktır çünkü, motive olmayı birbirine karıştırıyor. Gaza geldiğinde motive olduğum zannediyor. Bunlar tamamen farklıdır. Özellikle ders için söylüyorum. Motivasyon yıldız. Kendiliğinden gelmez. Öyle oturduğun yerden motivasyon gelecek diye beklersen bekler durursun. Gaz gelir, motivasyon gelmez abi. Motive olacağım ki ders çalışacağım diye düşünüyorsan ömür boyu beklersin. Bu kesinlikle yanlıştır. Motive olmalıyım ki derse başlamalıyım. Motive olmalıyım ki konuları çalışabilmeliyim. Motive olmalıyım ki çalışma odama gidebileyim. O yüzden hemen bir motivasyon videosu izleyeyim. Kesinlikle yanlıştır. Gaz gelir ama motivasyon gelmez. Peki hocam anladık. Ne yapmalıyız? Görevler. Bak, bu görevleri yerine getireceksin, motive olacaksın. Öncelikle ders çalışmaya başlayacaksın. Canın istese de istemese de. Ders çalışmaya nasıl başlanır adlı videom var. Yukarı link bırakırım. Bu videoyu bitirdikten sonra izlersin. 1 veya 2 ay düzenli çalışacaksın. Evet, bu süreçte sıkılıp zorlanacaksınız arkadaşlar. Bak, hiç motive değilsin, zorla dersin başına oturmuşsun ve buna derler ki verimsiz ders çalışma. Tehlikeli bir şeydir. Verimli ders çalışma ne demek? Onunla ilgili de videom var. Mutlaka bak, videolarım öğretici niteliktedir, izlemelisin. Bu süreçte sıkılıp zorlanacaksınız sevgili dostlarım. Verimsiz de çalıştığını düşünsen, çok da sıkılsan oturup çalış. Günde 8 saat, 7 saat çalış demiyor. Zaten 2 saatle, 3 saatle, 1 saatle başla ama adım adım bir başla ve düzenli bir şekilde bu süreci yönetmelisin. Bak, fazla demiyorum, 1-2 ay dişini sıkacaksın. Bu süreçte kanalımda faydalı olacak bir sürü video var. İlk defa gelen arkadaşlar için söylüyorum, takipçilerim zaten biliyor. O videolara mutlaka göz at ve programlar var. Yani nasıl program uygulamak istiyorsan özelleştirebileceğin, çok güzel sizlere ücretsiz bir şekilde sunduğum programlar var. Yine takipçilerim bilir ama ilk defa bu videoyu gören arkadaşlar için kanalıma gidip bir bakın. Ücretsiz olarak linkleri var. Tıkır tıkır hepsini indirebilirsiniz. Bunun sonucunda bak, bunları yaptın, kendini zorladın. Bakın, size hayatın dışından şeyler söylemiyorum. Gaza getirmeye çalışmıyorum. Burayı yaptıktan sonra motivasyonun gelecek
ve hep seninle kalacak. Yani ders çalıştıkça motive olursunuz sevgili dostum. Neden? Mesela ders çalıştın, bir konuyu öğrendin. Sorularını çözdün. Ders nasıl çalışılırla ilgili videomuz var biliyorsunuz. Ondan sonra tekrarlarını yapıyorsun. Düzenli ders çalışmaya başladın. Ne olmaya başlayacak abi? O çözemediğin sorular var ya, yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Yavaş yavaş konuları anlamaya başlayacaksın. Yavaş yavaş ders çalışan arkadaşların olacak. Yavaş yavaş bitirdiğin konu sayısı artacak. Yavaş yavaş netlerin artacak. O zaman bunun sonucunda ne olacaksın? Kendini iyi hissedeceksin, motive olacaksın. Daha çok çalışmak için motive olmuş olacaksın. Daha çok çalışacaksın. Yani boş depoyla hiç yol alamazsın. İçine biraz ne yapman lazım? Benzin koyman lazım. Güzelce çalışacağız, adımlarımızı atacağız. Ondan sonra motivasyon gelecek. Öğrencilerim çok soruyor. Hocam ben motive olamıyorum. Dersin başına oturamıyorum. Ben diyorum ki niye motive olmak istiyorsun? Hocam motive olmadan nasıl ders çalış? Abi çalış. Verimsiz olur. Olsun sen bir başla bakalım ya. Öyle düşünürsen biz motive olacağız diye oturduğun aylar, yıllar geçer abi. Mezuna kalırsın. Mezunda da aynı hataları yaptığını düşün. Bu kısır döngüden çıkamazsınız sevgili dostlarım. Bir şey gelecek de dışarıdan bir şey olacak da ya baban kızacak ya bir videodan etkileneceksin ya bir filmden etkileneceksin de motive olacaksın da ders çalışacaksın. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Anlık gaza gelir ders çalışırsın birkaç gün sürer. Ama bunun bir süreç olduğunu anlarsan, dişini 1, 2 ay, 3 ay sıkarsan, birazcık kendini zorlarsan, günde 2 saatte, 3 saatte, bazen 5 saatte, 7 saatte çıkarsan, bunun sonucunda yavaş yavaş motive de olmaya başlayacaksın. O zaman motive olup ders çalışmayacakmışız, ders çalışıp motive olacakmışız. Bunu ters algıladığımızda sonucu siz düşünün. Sonuç olarak YouTube veya başka alanlarda motivasyon aramayı bırakıyoruz sevgili dostlarım. Motivasyon aramayın. Gaza gelmek istiyorsan izle, gaza gel. Bir sporcu olsan gaza gelmek faydalıdır ama ders çalışmak uzun süreçli bir şeydir. O yüzden gazın bir faydası yok. Hemen ne yapacaksın? İlk yapacağın şey harekete geç. O seni merak etme bulacak. Sen motivasyonu aramana gerek yok. O seni bulacak. Bütün derece yapan öğrenciler bu şekilde motive olmuştur. Bunu unutmayın sevgili dostlarım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.